Ayvalık'tan Kozak Yaylası'na geldik. Okçular Köyü'ndeyiz. Burada eski bir tulumba var. Nereye geldik? Burada Köyüm Kafe. Bir gözleme yiyelim, çay içelim diye geldik. Aynı zamanda burada konaklama da yapabilirsiniz ve doğal köy ürünleri de satılıyor. Biraz sonra içini gezeceğiz. Tabii şu anda artık Ekim'in ortasındayız. Bu yolda Okçular Köyü'ne geçiyorsunuz. Çam ormanın içerisinde güzel bir köy. Burada çok fazla taş ocağı var. Zeytin ağaçları, üzüm bağları. Gördüğünüz gibi taş ocağı burası. Zaten şurada da görüyorsunuz. Çok kayalık bir yer burası. Kozak Yaylası'na geldiğim zaman hem çam ormanların içerisinde hem bu kayaların arasında gezmeyi çok seviyorum. Şimdi burnuma nefis çam kozalağı kokuları geliyor. Onu da göstereyim. Burası bir ne diyelim, kozalak fabrikası diyelim. Bunu da gösterdikten sonra kafeyi gezeceğiz. Görüyorsunuz kozalaklar burada düğün olmuş. Burada da karşıda da ayrıştırılıyor. Tabi bu çam fıstığının kilosu 1000-1500 liradan aşağıya değil burada. Bugün günlerden pazar ve bulutlu bir havamız var. Yağmur bekliyoruz. Fakat bir türlü yağmur yağmadı. Topraklarımız gerçekten çok bereketli. Fakat maalesef bu bereketli topraklarımızda tarımsal olarak çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Mutlaka buna bir çözüm bulunmalı. Müthiş verimli topraklarımız var ama maalesef tarım ürünleri çok çok pahalı. Evet, asıl bizim gelme sebebimiz Köyüm Kafe. Burada şimdi biraz çay içeceğiz, biraz dinleneceğiz, biraz sohbet edeceğiz. Aynı zamanda gözlememizi de yiyeceğiz. Tabii burası sezon içerisinde ana baba günü oluyor. Şurada gördüğünüz gibi küçük kurumlar var. Bademler ayıklanıyor. Gördüğünüz gibi köy ürünleri burada, salçalar, turşular, çeşitli baharatlar mevcut. Kolay gelsin. Evet, gözlememiz de yapılıyor. Güzel ellerde. Teşekkür ederim. Şurası da gördüğünüz gibi konaklama yerleri de mevcut burada. Gelip burada kalabilirsiniz. Ormanın içerisinde
doğayla iç içe bir şekilde birkaç gün geçirmek, tatilinizi yapmak mümkün. İşte buranın en çok sevdiğim şeyleri şurada gördüğünüz kayalar. Tabii burada bak birkaç tane var. Devasa kayalar var burada. Ve üzerleri yosun bağlamış. Bunların arasında dolaşmak, gezmek harika. Buralarda yazın sandalyeler, masalar atılıyor hemen bu çardağın altına. Üzümleri de görebilirsiniz. Üzümlerimiz harika bir şekilde olmuş. Mükemmel tadı var. Doğanın içerisinde bir nevi köy hayatı. Buradaki Atatürk sevgisi bir başka. Şöyle fiyatlara da bakalım. Serpme kahvaltı 300 lira, gözleme 125 lira, köfte ve saç korumak 150 lira, menemen 100 lira, sarma mantı 125 lira, içecekler duble çay 20 lira, tek çay 10 lira, cilveli çay var 25 lira, Türk kahvesi 40, ayran, Nescafe 25, limonata 40, bitki çayı 20, soda 20, gayet makul ve güzel. De düven koymuşlar buraya. Otantik bir hava verilmek istermiş. Hayvanların boynuna asan canlar. Hepsinin kendine farklı bir sesi var. Buradan da su akıyor aslında. Güzel bir gün geçirmek istiyorsanız harika bir yer. Özellikle hafta içi gelirseniz mükemmel. Sahipleri de harika. Çok cana yakınlar. Herkese tavsiye ederiz.